Merhaba sevgili koçlar. Selamlar sevgili koçlar. Birinci Okul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Eylül ayı yorumlarıyla hep beraberiz. Buyurun sevgili Demet Hanım. Evet, Eylül ayına geçtiğimiz aya göre biraz daha rahat başlıyoruz. Güneş'in Plüton'la yaptığı üçgen açı, ardından hemen Güneş'in Uranüs'te yaptığı 150'lik açı, birazcık tabii Güneş'in bulunduğu pozisyon koçlarda özellikle ilişkiler, sosyal hayat, arkadaşlık ilişkileri, çocuklarla ilgili tabii konular, iş hayatları ile ilgili konular biraz ön plana çıkacak. Ön plana çıkacak. 5 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay ile beraber evet, hızlı bir şekilde aya giriş yapıyoruz. İş konularında bir yenilik, yeni düzenleme olabilir, yeni başlangıçlar olabilir koçlar için. Olumlu bir dolunay, Jüpiter'in olumlu bir açısı var. Dolunay diyorum, yeni ay. Yeni ay zaten. Jüpiter'in pozisyonu destekleyici, özellikle koçları 4. evlerinde aile ve evle ilgili konularda destekliyor Jüpiter. Aile üyelerinden birinden destek alarak evet, bir iş bulabilir. Maddi ve ekonomik olarak kendisini biraz daha geliştireceği bir şey yapabilir. Sağlık ve beslenme ile ilgili kavramları daha ön plana çıkartabilir. Plüton üçgen Jüpiter seksine aileden ummadığı düzeyde bazı değerler ve yardımlar alacak. 2 hafta sürecek bir etki. 5 Eylül'den 9 Eylül'e kadar çok güçlü. 9 Eylül'den itibaren aslında gücü biraz azalsa da yaklaşık olarak 19 Eylül'e kadar etki sürüyor. Yönetici gezegenin Mars kare Satürn yapıyor koçların. Bu çok önemli. Hı-hı. Maddi kayıplar evet, verir mi bu? 9 Eylül'de evet, maddi olarak zorlanma olabilir. Duygusal ilişkilerde çocuklarıyla ilgili bazı belki maddi sorunlar, zorunluluklar nedeniyle biraz sıkıntı oluşabilir. Akrep tabii koçların 8. evinde şu sıralarda. Küçük bir operasyon evet, olabiliyor, evet, dişle ilgili bir operasyon olabiliyor. Okula gidecek çocuğun evde, okuldaki hocalarıyla ilgili bazı dengesizlikler olabiliyor. Mars kare Satürn'ün arzu ettikleri evet, şeyler ve olgularla ilgili zorlanmalar olabiliyor. Biraz bu para kaybetmeyle alakalı bir durum yanaşırsa, evet, evet, borsayla, dolarla yaptığı bazı yatırımlarla ilgili sorunlar oluyor. Bir de 9 Eylül'de Merkür teraziye giriyor. Ondan sonra bir hareketlenme var değil mi koçlar? Evet, Merkür teraziye gelmesiyle ilişkilerinde iletişim biraz artabilir. Eşiyle, ortağıyla, hayatındaki kişiyle biraz daha iyi iletişimler kurabilir. Merkür'ün terazide olmasıyla. Ve 30 Eylül'e kadar evet, 30 Eylül'e kadar. Daha böyle nazik birleştirici evet, olacak. Evet. Daha olumlu etkiler yaşayacak. Bu 11 Eylül'de gene yönetici iki gezegeninden evet, biri evet, Mars ve Akrep Burcu'nun yöneticisi Plüton gökyüzünde birbirlerine şimşeklerle yaklaşıyorlar. Özellikle iş hayatında belki bir zorlayıcı durum olabilir. Üstleriyle belki bir anlaşmazlık olabilir. Koçlar için Aslan Oğlak arasındaki sert görünüm. Aslında orada bunu çok iyi göstermiş ama 11 Eylül'de Venüs'ün Akrep Burcu'na girmesiyle maddi evet, olarak bir rahatlama. 14 Eylül'de Mars üçgen Uranüs'ü Aslan Koç yapısı üzerine geldiğimde aşkı, birliktelikleri, evet, küçük seyahatleri. Enerjileri çok artacak. Belki yaşam enerjisi seyahat artacak, etmek isteyecekler daha fazla. Biraz coşkuları, cesaretleri artabilir. Ama kontrol etmek gerekiyor tabii o Mars öyle Uranüs ama 16 Eylül'de de bir laf dalaşı var. Şimdi Merkür tabii Merkür Uranüs karşıtlığı 16 Eylül'de özellikle ilişkide oldukları kişilere, karşısındaki kişiye, eşine, partnerine biraz dikkat etmesi gerekiyor. Orada diyaloglarda sorun olabilir. 19 Eylül'ü anlat bakalım. 19 Eylül bizim için önemli. Dolunay, koçlar için balık dolunayı 26 derece balık burcunda olacak. Birazcık kendilerini şey hissedebilirler, çok hassas, içe dönük hissedebilirler, yalnız kalmak isteyebilirler, hayatı sorgulamak isteyebilirler. Enerjilerinin düştüğü bir dönem olabilir açıkçası balık dolunayları koçlar için. Kendilerini feda etme, kabulleniş, evet, bir psikologla görüşme, evet, bir psikiyatriste gitme, kendi içindeki belli değerleri düşünme, kişisel gelişimle uğraşma, neden varım, niçin yaşıyorum, evet, ana varoluşumun ana sebebi nedir şeklinde. Evet. Sorgulamalarla karşılaşma,
ve bazı da gizli düşmanlıklar. Ruhsal olgunlaşma açısı, şimdi bundan sonrakileri ben sana açıklayacağım. Lütfen artık. Buyurun. Evet. Bundan sonrakileri ben açıklayacağım. Arkadaşlar bundan sonra mesela 20 Eylül'de Plüton ileri hareketli olacak. Koç burcu için çok özel bir hareket. 21 Eylül'de Satürn'ün sekstil Plüton var. Fakat bunları mesela 28 Eylül'de Venüs kare Mars, ki bu çok cinsel, erotik, maddi gelirlerinde fazlasıyla evet, olabileceği bir dönem. Yani bu konularla ilgili bilinçokuru günlük astroloji haber merkezinden Sayın Demet Baltacı'nın yapmış olduğu yorumları dinlerseniz daha da net ve kesin bilgiler alabilirsiniz. Şu 21 Eylül'e dikkat, 29 Eylül'e dikkat, 16 Eylül, 18 Eylül'den neler bekliyor bize? Demet'le berabersiniz. Sevgiler, bye. Hoşçakalın.